Merhaba, bugün size Güney Kafkasya bölümünde yer alan Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye ve Rusya ile komşu olan Gürcistan'dan bahsedeceğim. Sahilleri, dağ ve yamaçları, kayak merkezleri, kaplıca ve şifalı su kaynakları, tarihsel mirası ile kültür turizmi açısından cazip ülkeler arasında. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize uygulanmayan ülkeler arasında yer alan Gürcistan'a gitmek için yanınızda kimlik bulunması yeterli. Ancak kimliğin veriliş tarihinden itibaren 10 yılı aşmamış olması gerekiyor. Önceden 90 gün pasaportsuz kalınabilirken şu an 1 yıla kadar kalabilmek mümkün. Ancak 1 yıldan fazla kalınmak istenirse vize ve ikamet tezkeresi alınması gerekmekte. En fazla Gürcü dili kullanılır ve bunu Rusça takip eder. Bu diller dışında etnik grupların konuştuğu farklı dillerde bulunmakta. Rusya'nın uzun yıllar Gürcistan üzerinde etkisi, ülkede en fazla konuşulan diğer dilin Rusça olmasına zemin oluşturmuştur. Gürcistan'da İngilizce bilenlerin oranı bir hayli az ama Türk turistlerin sık sık gittiği Batum ve Tiflis gibi bölgelerde iletişim kurulabilecek düzeyde Türkçe konuşan insanlar bulunuyor. Bunun dışında Azerbaycan Türkleri de bölgede hatırı sayılır bir nüfusa sahip. Bayram'da ise beyaz zemini tam ortadan dörde bölecek şekilde büyük ve diğer bölmelerde de küçük kırmızı renkli haç işaretleri bulunmakta. Anlamı ise dine bağlılığı temsil etmektir. Nüfusu 2020 verilerine göre 3.989.176 olarak belirlenmiştir. Dünya nüfus sıralamasında 132. sırada yer alan Gürcistan'ın nüfus artış hızı dünya ortalamasının altında yer alıyor. Nüfusun büyük bir kısmını Gürcüler, Acaralar, Lazlar, Megreller ve Sıvanlar oluşturmaktadır. Nüfusun büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyanlardır ve yaklaşık %10'u Müslümandır. Toplam 9 bölgeden oluşuyor. Bu 9 bölge ise kendi aralarında 69 eyalete ayrılır. En büyük şehirlerinden biri olan Tiflis, ülkenin başkentidir ve en popüler şehridir. Tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Doğu ve Batı kültürünün harmanlandığı, M.Ö. 12. yüzyıla dayanan tarihi kilise ve bazilikalar, hamam ve camiler, ülkenin zengin kültürünü yansıtan yapılar arasında. Uzun yıllar Sovyet egemenliği altında kaldığından şehrin her tarafında Rus izlerini görebilirsiniz. Ülkenin kıyı şeridi tıpkı Karadeniz'de olduğu gibi ılık ve yağışlı bir yapıya sahip. Kafkas dağlarına yakın olan bölgelerde ise kışlar soğuk, yazlar ise kurak geçiyor. Karadeniz kıyısında turistik açıdan önemli şehri olan Batum'a günübirlik bile gidip gelinebilmekte. Uzun ve güzel bir sahili var. Para birimi Lari'dir ve şu an yaklaşık 2.23 Türk lirasına eşittir.
Güvenlik konusunda Doğu Avrupa'da yer alan ülkeler arasında en üst sıralarda yer alıyor. Ülkede cezalar çok yüksek olduğu için burada suç oranı oldukça düşük. Türk mutfağı ile Gürcü mutfağı büyük benzerlikler gösteriyor. Türkiye'de yaygın olarak tüketilen cevizli sucuğun tıpatıp aynısı vardır. Ancak renk olarak biraz daha açık yapıdadır. Hinkal bizdeki mantıya benzetilebilir. Ayrıca ülkenin dünyaca ünlü şarapları vardır. Gürcüler, diğer alfabelere benzemeyen, büyük küçük harf ayrımı bulunmayan özel bir alfabe kullanıyor. Gürcistan, 2008'deki insanlık somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alan UNESCO'nun dikkatini çeken Koro halk müziği ile tanınıyor. Ayrıca Gürcistan en eski Yahudi topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Görülmesi gereken yerlerden biri Tiflis metrosudur. Oldukça eski bir metro sistemine sahip. Kura Nehri Tiflis'i bir uçtan diğer uca sarıyor, şehri ikiye ayırıyor ve tarihi köprüler ile şehri birbirine bağlıyor. Barış Köprüsü, Kura Nehri üzerinde yer alan köprüdür. Eski ve yeni Tiflis'i birbirine bağlıyor. 2000'li yıllarda yapılan ve modern bir görünüme sahip olan bu köprü, kuş yuvasına benzeyen tavan tasarımı ile ilgiyi üzerine topluyor. Sülfür hamamları Türk hamamlarına benzer ve sülfürlü suları ile turistlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Metehki Kilisesi Tiflis'in en önemli yapılarından biridir ve kilisenin tarihi 13. yüzyıla kadar gidiyor. Kilise hem şehre hakim bir konumda hem de nehir kenarında yer alması nedeniyle oldukça güzel bir manzaraya sahip. Videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımı takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.